Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Sizlere her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Beza Otel Grup'tan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Serhat Çakmak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Serhat Çakmak kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Beza Otel Grup'un Yönetim Kurulu Başkanıyım. Beza Otel Grup farklı otel markalarına danışmanlık, satış ve pazarlama üzerine danışmanlık yapan bir şirket. Ana merkezimiz Philadelphia'da bulunuyor. Northern Arizona, Kuzey Arizona Üniversitesi'nden işletme ve bilgisayar bölümünden mezun oldum. Son 10 yıldır Amerika'da yaşamaktayım. Beza'ya başlamadan önce de Hilton otelleriyle Manhattan'da bir süre çalıştım. Ondan önce de IHG otel grubuyla çalıştım. Evet. Peki, İstanbul'u nasıl buluyorsunuz? İstanbul'a her geldiğimizde daha bir heyecanlanıyoruz. Büyümenin hızını görüyoruz. Sürekli projelerin, yeni projelerin İstanbul'a geldiğini görüyoruz. Tabii ki Türkiye daha hızlı büyüyen, farklı, dinamik bir ekonomiye sahip olduğu için Amerika'da bu kadar fazla bir inşaat, bir gelişme ve kalabalığı pek fazla göremiyorsunuz. Her geldiğimizde daha heyecan verici. Bu geldiğimizde aslında birazcık daha trafiğin daha bir iyi bir durumda olduğuna fark ettik. Evet. Peki İstanbul'dayken Amerika ile Türkiye arasında hissettiğiniz en büyük fark nedir? En büyük zihniyet farkı da nedir? İş dünyası açısından bakarsak iş dünyası ve Amerika'daki gençlerin iş zihniyetine karşılaştırırsam de en önemli şey, ilk gördüğüm şey de Amerika'da insanlar daha fazla kendilerine, başarılarının tamamen kendilerinden sorumlu olduklarını hissediyorlar. Birazcık Türkiye'de insanların daha fazla kurban olduklarını ve dışarıdaki etkenlerin onların başarısını belirlediği gibi bir inanış var. Amerika'da insanlar daha fazla dışarıdan ne etki olursa olsun sonuçların tamamen kendilerinin ne kadar zor çalıştıklarına, ne kadar o işte ilerlemek istediklerine bağlı olduklarına daha fazla inandıklarını düşünüyorum ve kesinlikle de bence en büyük fark iş dünyasındaki mantalite açısından budur. Evet. Peki, biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi birçok ünlü otel grubunda görev yaptınız ve sonrasında Beza hayata geçti. Evet. Nasıl karar verdiniz? Bildiğiniz gibi Intercontinental Hotel Group, IHG ve Hilton bunlar dünyanın en büyük otel şirketlerinden iki tanesi. Beza'ya başlamadan önce Manhattan'da hep hayalim olan bu 1000-2000 odalı otellerde, çalışmak istediğim otellerde görevde bulundum. Ve bu dönem içerisinde hep kafamda bazı soru işaretleri vardı. Büyük şirketlerin küçük problemlerini özellikle satış ve pazarlama açısından nasıl çözebiliriz ve nasıl bir değer getirebiliriz diye. 2004 yılında aslında bunun planlarına başlamıştım. 2018 yılında artık Hilton'la da belli bir süre çalıştıktan sonra ve hedeflerime de ulaştıktan sonra artık tetiği çekmenin zamanı geldi dedik ve 2018 Mayıs ayında başladık ve şu anda çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Büyük şirketlerin Hilton, IHG Hotels, Choice Hotels gibi bu tarz şirketlerin satış ve pazarlama departmanlarında sorunlarını çözüyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Genel şirket gelirlerini arttırmalarına yardımcı oluyoruz. Ve özellikle aslında şu anda Amerika'da işsizliğin çok düşük olmasının sebebiyle kalifiye satış ve pazar bölümünde eleman bulmak çok zor. Bu durumda bütün problemlerini bu şirketlerin çözüyoruz. Evet. Peki bir anlamda danışmanlık ve insan kaynakları vermiş olduğunuz hizmet. Evet, evet. Neden otel endüstrisini tercih ettiniz? Tecrübeden dolayı mı? Evet, 18 yaşından beri full time olarak otelcilikten başka hiçbir işte çalışmadım. İlk günümden bu yana her zaman otelcilik çok heyecanlı, dinamik bir market. Çok hızlı büyüyen bir market. Özellikle şu anda
dünyanın farklı ekonomilerinin, özellikle Çin gibi Asya'daki ekonomilerin daha fazla merakları var ve daha fazla gezmeye başlıyorlar. Kesinlikle otelcilik büyüyor, çok hızlı büyüyen bir endüstri. Ve aynı anda da benim için her zaman bir heyecan veren, sürekli farklı insanlara tanışabildiğim, sürekli değişen bir, aynı anda da dünyayı farklı yerlerine beni götürmüş olan bir endüstri. Onun için çok seviyorum. Hiç de bırakacağımı sanmıyorum. Evet. Peki, Bezla'yı biraz açalım mı? Bezla neler yapıyor? Kimlere hizmet etmekten mutluluk duyuyor? Kimlerle çalışıyor? Şu an içerisinde Kansas, Louisiana, Kanada'daki bölgelerinde otellerimiz var. Pennsylvania'da da destek verdiğimiz oteller var. Belli büyüklükte, belli çaptaki otellere şu anda odaklanıyoruz. Ve belli markalara gerçekten değer getirebileceğimizi ve sorunlarının çözebileceğimizi inandığımız markalara doğru yönleniyoruz. Ve benim kişisel tecrübemin bu markalarla onların yazılımlarından olsun ve operasyonundaki tecrübelerimden dolayı kesinlikle onlara bir değer getiriyoruz. Ve bu şirket belli direkt kısa bir markete odaklanıyoruz ve o marketteki sorunları çözmekten çok mutluluk duyuyoruz. Şu anda ilerleyen zamanlarda farklı büyüklükte, farklı marketlere de genişleyeceğiz. Ama şu andaki portfolyomuzdaki otellerde sorunlarını çözmekten mutluluk duyuyoruz. Evet. Peki, önümüzdeki 5 yıl sizin için ve Bezla için neleri gösteriyor ve bugünkü piyasada sizi korkutan şeyler var mı? Önümüzdeki 5 yıl içerisinde kesinlikle portfolyomuzu büyütüp Amerika'da dominant bir şirket olmaya, alanımızda zaten çok fazla bir yarışımız yok, pek fazla aslında bizim alanımızda şirketimiz yok, ama Amerika'daki portfolyomuzu büyütüp özellikle daha bu büyük şirketlere adımızı duyurmak ve bu problemi, bu tarz satış ve pazarlama adına yaşadıkları bütün problemlerde akıllarına ilk gelecek ismin Bezla olmasını 5 yıl içerisinde hedefliyoruz. Bizi korkutan şeyler tabii ki politik durumlar, dünyanın farklı yerlerindeki insanların gezme ve o seçeneklerinde tabii ki değişik karar vermelerine neden olabiliyor. Bunlar tabii biraz bize endişelendiriyor, ama tabii ki her zaman pozitif olup geleceğe olumlu bakarak aktivitelerimizi devam ettiriyoruz. Evet. Peki, biraz geçmişteki Serhat'a dönelim mi? Tabii. 18-21 yaş arası, evet. Serhat'a. O günlerdeki Serhat'a bir telefon açtınız. Öyle bir şansınız oldu. Ne söylerdiniz? Ne gibi nasihatler verirdiniz? İlk vereceğim nasihat, zorlukların sadece bir test olduğunu ve bu zorlukları aşmadan bir sonraki level'a, sanki bir bilgisayar oyunu gibi ulaşamayacağınızı, zorlukların alabileceğimiz dersleri öğrenmem gerektiğini, bunların sadece benim kurban olmadığımı, bunların sadece bir test ve beni ileriye götürecek şeyleri götürecek sorunlar olduğunu ona söylerdim ve hiç o ileriye sadece olumlu bakıp kendini eğitmesini tavsiye ederdim. Evet. Peki, bugüne kadar almış olduğunuz en güzel nasihat ya da tavsiye neydi? 2006 yılında çalıştığım bir müdürlerimden bir tanesi bana satış ve pazarlamanın en önemli şey olduğunu, iyi fikrin sadece önemli olmadığını, ama fikrinizi insanlara inandırmanızın
en önemli şey olduğunu ve bunun da satışla pazarlamayla geldiğini, eğer satış ve pazarlamada ilerleyebilirseniz, satış ve pazarlamada yeteneklerinizi geliştirebilirseniz, istediğiniz yere ulaşabileceğinizi bana nasihat olarak vermişti o dönemlerde. 2006 yılından bu yana hep bunu aklımda tuttum ve gerçekten de satış ve pazarlama hangi işte olursanız olsun, hayatınızın neresinde olursanız olsun en önemli yeteneklerden biri. Bu bence çok büyük bir fark yarattı benim kariyerimde. Evet, gerçekten de önemli. Peki Bezda'yı gelecekte çok büyük bir firma haline getirmenin dışında kendiniz için yapmak istediğiniz daha neler var? Tabii ki Türkiye'deki turizm sektöründe çalışan, otelcilik sektöründe çalışan gençlere genelde ileride kesin onlara da yardımcı olabileceğim programlar kurmak. Türkiye'deki özellikle bu otelcilik turizm sektöründe onlara daha farklı fırsatlar sunacak programlara imza atmayı ileride planlıyoruz. Bunlar tabii ki benim kişisel hedeflerim ve aynı anda da şirketin de hedefleri olacak. Evet. Peki ülkemiz gerçekten Türkiye bir turizm cenneti. Fakat bu cennetin içerisinde bu cenneti fark ettirecek ya da yaşatabilecek kalifiye personel maalesef çok az bulunmakta. Bu konuda da ülkemiz için, kendi ülkeniz için düşünceleriniz var mı? Ya da herhangi bir eğitim projeniz, programınız var mı? Şu an için sadece Amerika piyasasına odaklanıyoruz ama gelecekte tabii ki şu andaki mesela gençlik için turizm ve otelcilik o kadar heyecan verici, o kadar ilginç, onlara uzaktan gören bir şey olmayabilir. Ve özellikle ilk girecekleri pozisyonlar o kadar heyecan verici olmayabilir. Ama hatırlanması gereken bir şey var ki dünyanın her yerinde oteller var ve otelcilik sektörü çok hızlı büyüyen bir sektör. Onun için tabii ki ilk önce iş güvenliği açısından yani hep iş bulabilecekleri bir sektör olduklarını yeni gelen nesile gerçekten bunu yansıtmak isterim ve bir ikinci partı da bunun bizim Türk milletinin bu bizim kanımızda var. Ben Türkiye'de çalıştığımda bana ilk yabancılar hep bunu söylerdi. 15 ülke gezdim, 20 ülke gezdim. Hiç böyle bir servis daha başka bir yerde göremedim derlerdi. Ve ben onu anlayamazdım neden olduğunu hiçbir zaman. Sadece kibar olduklarını sanardım. Ama gerçekten bizim Türk insanımızın bu hospitality dediğimiz şey kanımızda var. Bunun farkına varmalarını ve bu özellikleriyle dünyanın başka yerlerinde öne çıkabileceklerini kişisel olarak bunun farkına varmalarını istiyorum. Çünkü bu bizim kanımızda. Misafirperverlik. Bizim bunu eğitime bile ihtiyacı olmadan direkt hepimiz bu yetenekle, hospitality, misafirlik yeteneğiyle zaten dünyaya geliyoruz. Bunu da kullanmamız gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Evet, oldukça olumlu bir düşünce bu. Peki, bu kadar uzun yıllar boyunca gençliğinizin ilk dönemlerini çok ciddi markaların içerisinde geçirdiğinizde bir takım eksiklikler mi hissettiniz de sonrasında bu sektöre hem danışmanlık hem insan kaynakları alanında hizmet vermeyi kafanıza koydunuz? Kesinlikle çok detaycı bir kişiliğe sahibimdir. İlk yıllarımda bile hep sürekli acaba ne yönden departmanımızı geliştirebiliriz, ne yönden hangi problemleri çözebilirim diye hep bir girişimci mantalitem vardı. Ama tabii ki Amerika'ya gidene kadar Türkiye'de birazcık daha böyle bir fırsatın yapabileceğime pek bir inancım yoktu. Ama Amerika'ya gittikten sonra girişimciliğin her kişinin yapabileceği, herkesin açık olan bir fırsat olduğunu fark ettikten sonra bu markaların sorunlarını yavaş yavaş aklımda planlamaya başladım. Yani bu aslında yeni bir trend. Büyük şirketlerin küçük sorunlarını çözmek. Çünkü büyük şirketlerin küçük sorunlarını çözen
Onların da küçük sorunlarını çözecek şirketlere ihtiyaçları var. Çünkü onların odaklandığı yerler bambaşka. Bu tarz küçük sorunlarını özellikle uzun süreli kontratlara girmeden girip bu sorunları çözebilecek şirketlerin yararlı olacağını o dönemlerde gerçekten farkına vardım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve vermiş olduğunuz bu güzel, kıymetli bilgiler için. Yolunuz hep açık olsun diyoruz. Teşekkürler. Ve sektörünüze katkılarınız daim olsun diyoruz. Teşekkürler. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Bezla Otel Grup'tan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhat Çakmak konuğumuz oldu. Hoşçakalın.